Ülkemizde tiroid olayları yani buna kısaca tiroidin hastalıklarına genelde guatr diyoruz. Oldukça yaygın. Ve bu guatrlar içerisinde nodüllü olanlar da halkın gözünü korkutuyor. Ee, sayı, olma, sayı olarak da fazlaca olmalarından dolayı. Genelde her tiroid nodülü sanki ameliyatmış veya korkutucu bir şeymiş gibi algı var. Bu çok doğru değil. Ama şu da yanlış. Tiroid nodülü önemsizdir. Ee, kalabilir, dursun. Bir kere baktık ee, bunda sorun yok. Unutabilirsiniz bu da yanlış. En doğrusu şu bir tiroid nodülünün tespiti sayılarının içeriğinin miktarının ve riskinin risk tespiti yapıldıktan sonra bunların belli bir büyüklük üzerinde olanları ve risk teşkil edenleri mutlaka basit bir ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir yöntemle çok basit bir yöntemdir bu değerlendirilir. Bunun sonucunda olumlu çıkarsa yani içerisinde olumsuz hücreler yok ise bu nodülün orada kalmasına izin veririz ve takip ederiz takip ederiz çünkü bunu yapmamış yapmış olmamıza rağmen e, aylar sonra veya yıllar sonra bazen nodüllerde büyüme gelişe biliyor ve tabii ki hastada bir olumsuzluk ortaya çıkabiliyor. Bunun için sonuçta nedir? Olan nodülün riskin belirlenmesi. Eğer risk yüksekse zaten onların orada barınmasına izin vermiyoruz, aldırıyoruz. Eğer risk düşükse nodüller kalabilir ama onların da düzenli aralıklarla takibi ve bunların daha olumsuz bir yöne kayması gibi bir takım değişikliklerin mümkünse önüne geçilmesi, büyümelerin engellenmesi tedavinin en önemli ögeleri.